Fatoş Sarıkaya ben. Kadın Gazeteciler Derneği'nin başkanıyım. Aynı zamanda Kadından Haber gazetesinin kurucusuyum. Aslında her sektörde olduğu gibi basın sektöründe de biz kadın gazeteciler türlü eşitsizliklere, ayrımcılıklara maruz kalıyoruz. Ve kadın gazeteci arkadaşlarla bir araya geldiğimizde ve kendi aramızda yaptığımız sohbetlerde meslek hayatında çok fazla mobbinge, cinsiyetimizden kaynaklı mobbinge, ayrımcılığa, eşit işe eşit ücret kavramının olmayışına dair konuşuyorduk sohbetlerimizde. Hep bu konular gündeme geliyordu. Ve neden bütün bu olumsuzluklara karşı bir araya gelmeyelim, örgütlenmeyelim diye düşündük. Çünkü tek başına aslında bütün bu sorunlarla mücadele etmek çok zor. Birçoğumuz tek başımıza çalıştığımız yerlerde bununla savaşmaya, mücadele etmeye o gücü bulamıyoruz kendimizde. Birçok kişi bununla baş edemiyor. Ama birlikte olursak, bir araya gelirsek ve bir örgütlü güç oluşturursak bunlarla savaşmak daha kolay olacaktır diye düşündük. Aslında 2020 senesinde kurmuş olduğum Kadından Haber gazetesiyle bunu bir nebze yakalamaya çalıştım. Hem kentteki kadın gazeteci görünürlüğünü arttırmak, hem de bir araya gelerek örgütlülüğümüzü biraz pekiştirmek istedik gazeteyi çıkartırken. Fakat 8 Mart ve 25 Kasım'larda özel sayı olarak çıkarttığımız için çok fazla yeterli olmadı. Bu nedenden dolayı da aslında onu sürdürmek istedik ve bir dernek kuralım dedik kentteki kadın gazeteci arkadaşlarla ve Kadın Gazeteciler Derneği'nin kurulma serüveni böylelikle başlamış oldu. Biz gazeteciler toplumdaki bütün haksızlıklara ses olurken aslında kendi yaşadığımız sorunlara çok fazla ses olmadığımızı, bunu dile getirmediğimizi, gündemleştirmediğimizi fark ettim. Biz neden kendi yaşadığımız sorunları dile getirmiyoruz, neden bunları gündemleştirmiyoruz diyerek aslında biraz da bu nedenden dolayı bu derneği kurduk ve aslında şöyle de bir gözlemimiz var özellikle Mersin için. Sektörde yaşadığımız sorunlar aslında cinsiyetten kaynaklı olarak görülmüyor. Birçok kadın arkadaşımız bile bunun farkında değil ne yazık ki. Yaşadıkları mobbingin, yaşadıkları ayrımcılığın veya herhangi yaşadıkları bir olumsuzluğun, meslekte yaşadıkları herhangi bir olumsuzluğun aslında temelinde kadın olmalarından kaynaklı olduğunu farkında değiller. Zaten erkekler hiç bunu kabul bile etmiyorlar. O nedenle aslında biraz kadın gazeteci arkadaşlar bazıları bir durup düşünmek, gözlemlemek istediler. Bir kısım kadın gazeteci arkadaşımız çok sevindi. Hem aramızdaki bağı da güçlendireceğini düşünerek. Şu an için aslında yeni olmamıza rağmen gelen tepkiler çok olumlu. Kadın gazeteci arkadaşların büyük bir kısmı da bunun bir ihtiyaç olduğunu söylediler. Bir araya geldiğimizde sohbetlerde aslında erkek gazetecilerin doğalında birbirleriyle dayanıştığını, bağ kurduğunu, herhangi meslekle alakalı bir sorunda hemen birbirlerine dayanıştıklarını söylediler. Bunu da gözlemliyoruz. Ama ne yazık ki kadın gazetecilerin arasında böyle bir durum söz konusu değildi. Bu dernek belki de buna ön ayak olur diye düşünüyoruz. Kadın Gazeteciler Derneği aslında Mersin'de kurulmuş olsa da bütün Türkiye'yi kapsayan bir dernek. İstanbul'dan da üyelerimiz var. Diğer bütün kentlerdeki kadınlar da üye olabiliyorlar. Tamamen feminist ilkelerle hareket edilen bir dernek. Aslında gazetecilik birçok sorunu kendi içerisinde barındırıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi eşit işe eşit ücret kavramı yok. Bir erkekle aynı maaşı almayabiliyorsunuz çoğu yerde.
veya önemli haberlere, tırnak içerisinde önemli haberlere erkekler gönderiliyor. Kadınlar daha fazla ofis içlerinde masa başı dayatmasına maruz kalıyorlar. Bunun yanında yerellerde, kurumsallaşmamış yerlerde kadınlara angarya işler yapılmaları dayatılıyor. Temizlik, çay yapma, yemek yapma gibi. Bunun dışında kadınlar gerçekten tacize çok çok fazla açıklar bu meslekte. Şiddete de çok açıklar. Birçok sorunumuz var dediğim gibi. Aslında bütün bu sorunlara karşı biz elbette ki bir sihirli değneğimiz yok ve bir anda biz bir dernek kurarak veya mücadele ederek kısa süre içerisinde bütün bunları değiştiremeyeceğimizin farkındayız. Biz ama bütün bu sorunlarla mücadele etmek anlamında bir kapı açmayı hedefliyoruz. Bu sorunların en başta dile getirilmesi noktasında önemli olduğunu düşünüyorum. En başta bu sektördeki cinsiyetçiliği konuşmamız gerekiyor aslında. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Dernek kurulduktan sonra bir iki erkek meslektaşımızla denk geldik ve sohbet ettiğimizde gülerek dernek kurmuşsunuz, ne gerek vardı dediler ve biz bunu çok fazla duyduk. Ne gerek vardı, siz de çok feministsiniz dediler ve sektörde cinsiyetçiliğin olmadığını, ayrımcılığın olmadığını söylediler. Ve o cümlelerden sonra aslında ne kadar da bu derneğe ve böyle örgütlenmelere ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha ben fark ettim. Çünkü dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinde kadın hareketinin de yükselişe geçmesiyle birlikte sektörlerdeki toplumun herhangi bir kesimindeki aile içinden tutun da işte kamusal alana kadar her yerdeki cinsiyetçilik konuşuluyor, dile getiriliyor, bununla alakalı mücadele ediliyor ama hala bu sektörde bu kabul edilebilmiş değil. Hala üstü çiziliyor ve yok sayılıyor. En başta bunu bir konuşmak, bunu kabul ettirmek ve bunu çözmek adına neler yapabiliriz biz konuşmak, tartışmak istiyoruz. Öyle alanlar açmak istiyoruz. Onun dışında elbette ki en önemsediğimiz şey kadın gazeteci arkadaşlarla bizim bağımızın güçlenmesi, örgütlenmek, haklarımızı bilmek, öte yandan da medyadaki hakim eril dile nasıl alternatifler üretilebilir de göstermek istiyoruz. Aslında sorunlarımız çok. Buna paralel olarak da yapmak istediğimiz şeyler de çok, hedeflerimiz de çok. Bunu ilerleyen zamanlarda somutlandıracağız, yapacağımız atölyelerle olabilir, çalışmalarla olabilir. Daha fazla kadın gazeteciyle bir araya gelmeyi hedefliyoruz.